Gabriyi hemen toplayın. Kaptanın düdüğüne dikkat. Hadi gayret edin! Gayret edin! Nostromo, çok dikkatli olun. Kaptan nerede? Gösterin kendinizi. Yalvarırım, siz aşağıda kalın. Kaptan nerede, Nostromo? Adamı duymuyor musun? İşimizi aksatıyorsunuz. Kameralarınızda kalın. Fırtınaya yardımcı oluyorsunuz. Hey, biraz sakin ol. Deniz sakinleşince olurum. Bu gemide kimlerin olduğunu unutuyorsun. Kendi canımdan çok sevdiğim kimse yok. Susun ve bizi daha fazla yormayın. Çekilin yolundan. Yine mi siz? Ne işiniz var burada? Her şeyi bırakıp boğulalım mı? Niyetiniz kaptan bizi batırmak mı? Bağırama, seni patırtıcı, küfürbaz, duygusuz herif. Siz de çalışın o zaman. Hey, seni idamlık köpek, senin fahişenin oğlu küs aşamatacı. Biz değiliz, sensin bu olmaktan korkan. Tekrar denize dönüyoruz. Yelkenler fora! Cehennem boşalmış. Şeytanların hepsi burada. Bu vahşi sular senin marifetinle kükrüyorsa böyle sevgili anneciğim, bırak durulsunlar. Acı çekenleri gördükçe ben de acı çektim onlarla birlikte. Harika bir tekne ki kuşkusuz soylu kişiler taşıyordu içinde. Paramparça olmuştu. Zavallı insanlar. Hepsi öldü. Sakin ol. Üzme böyle kendini. Söyle o yufka yüreğine... Kimseye bir şey olmadı. Ne korkunçtu. Bir şey olmadı. Ne yaptımsa senin için yaptım. Senin için yavrum. Senin için kızım. Sen ki daha kim olduğunu bile bilmiyorsun. Nereden geldiğimi bilmiyorsun. Şu zavallı mağaranın efendisi ve... senin naçizannen Prospero'dan... daha üstün olduğumu da bilmiyorsun. Fazlasını sormak hiç aklıma gelmemişti. Sana biraz daha bilgi vermenin zamanı geldi. Sen kal orada sanatım. Sil gözlerini kızım, merak etme. Geminin böyle korkunç bir şekilde parçalanması seni çok etkilemiş ve sarsmış. Oysa ben hünerimle öyle ayarladım ki her şeyi, battığını gördüğün o teknede, çığlıklarını duyduğun insanlardan hiçbirine bir şey olmadı. Hiçbirinin kılına bile zarar gelmedi yavrum. Şimdi otur ve dikkatle dinle beni. Biz bu mağaraya... gelmeden önceki dönemden bir şey hatırlıyor musun? Hatırlamazsın herhalde, çünkü o sırada 3 yaşında bile yoktu. Ama hatırlıyorum işte. E peki? Başka bir ev mi yoksa kişi mi? Gözünün önüne ne geliyorsa söyle bana. Belli belirsiz şeyler. Daha çok rüya gibi.
Bir zamanlar bana bakan 4 ya da 5 kadın yok muydu? Evet vardı. Fazlası da vardı Miranda. 12 yıl önceydi. 12 yıl önce. Annen Milano düklüğünü ve büyük gücünü elinde tutuyordu. Ama benim annem siz değil misiniz? Bizzat kendisiyim. Bir zamanlar Milano'ya adilce hükmeden benim uzun saatler boyunca gizli gerçekleri yaratma ve yok etme güçlerine sahip elementleri araştırmama izin veren adamın eşiydim. Senin, çocuğumuzun, prensesimizin ağlayışları dışında çalışmamı hiç bölmedim. Aman Tanrım. Nasıl iğrenç bir oyun sonucu ayrıldık oradan? Babamın ölümü üzerine otorite onun vasiyetiyle benim omuzlarıma düşüyordu. Böylece Antonia adındaki kardeşim senin amcanın hırslarını uyandırmış olduk. Dinliyor musun beni? Dinliyorum hanımefendi. İyice kulak ver. Bir kardeşin hainliği nasıl olurmuş öğren. Onu Milano'nun adilce yönetilmesi adına ihtiyatlı bir şekilde emirleri vermesi için görevlendirdim. Ama o gidip her şeyi alt üst etti. Beni dinliyor musun? Pür dikkat hanımefendi. Benim üstün çalışmaları saptırarak iftiraları ve yalanlarıyla inançsız bir portremi çizdirdi. Kız kardeşini karanlık sanatla uğraşan biri gibi gösterdi. Bir kadın değil, şeytan, hatta cadı gibi. Benim gibilerin çok daha azı yüzünden yandığını iyi biliyordu. Artık ateşler yakılmıştı ve danışmanların bana sırtını döndü. Hikayeniz sağırları bile iyileştirir. Kendi yalanını meşrulaştırmak için kendisini gerçekten dük zannederek Napoli kralı ile ittifak yaptı ve ona her yıl haraç vermeye razı olup benim asla boyun eğmeyen dükalığımı 2 büklüm yaptı. Aman Tanrım. Şimdi gelelim koşula. Benim ezeli düşmanım olan bu Napoli kralı kardeşimin isteklerine kulak veriyor. Beni ve ailemi dükalıktan sürmeye ve Milano dükü unvanını tüm onur ve imtiyazıyla birlikte kardeşime vermeye nihayet razı oluyor. Sonra bir gece yarısı Antonio Milano kapılarını açtı. Gecenin zifiri karanlığında yardakçıları bizi aceleyle kaçırdılar. Beni ve seni, ağlayan kızımı. O zaman bizi neden öldürmediler? Canım, cesaret edemediler. Halkım o kadar seviyordu ki beni. Bizi apar topar bir tekneye bindirdiler. Birkaç fersa açıldılar. Bizi bir takaya aktardılar. Donanımsız, yelkensiz, palangasız ya da direksiz. Harelerin bile kaçtığı bir tekneydi. Yanımızda kükreyen denizlere ağlamaktan, derdimizi rüzgarlara haykırmaktan başka elimizden hiçbir şey gelmezdi. Yazık. Kim bilir size ne kadar yük olmuşumdur. Oh, sen beni kurtaran bir yavru melektin. Çektiğim cefaya ve sonrasında olacaklara katlanabilmem için göklerden gelen bir metanet vardı senin gülüşünde. Karaya nasıl çıktık? Tanrı'nın yardımıyla. Biraz yiyeceğimiz, biraz da suyumuz vardı. Gonzalo, o iyi yürekli soylu yanımıza güzel giysiler, eşyalar, gerekli malzemeler verdi. Hepsi de işimize yaradı. Üstelik kibarlığından, kitap sevgimi bildiği için benim için dükalığımdan bile daha değerli olan bazı kitaplarımı getirdi. Bir gün bu adamla tanışabilsem keşke. Yalvarırım efendim. Hala aklımı kurcalıyor. Neden denizde bir fırtına çıkardınız? Çok tuhaf bir tesadüfle hayırsever veli nimetim hanımefendi düşmanlarımı bu sahillere getirdi. Bu kadar soru yeter. Şimdi uykun geldi. Hoş bir ağırlık var üstünde, direnme. İstesen de elinden gelmez.
Gel bakalım uşağım, gel hadi. Ben hazırım artık. Yaklaş Ariel'ım, gel. Selam sana yüce sahibim. Ulu hanımım, selam. Arzularını yerine getirmeye geldim. Uçta uçayım. Yüzde yüzeyim. İstersen ateşlere dalayım. Kıvrımlı bulutlara binerek geldim. Ariel ve tüm cin dostları bir buyruğuna bakıyor. Söyle Eyperi, dün sana söylediğim gibi mi çıkardın fırtınayı? Tamı tamına atladım kralın gemisine. Bir provadayım, birden ortasında bir güvertedeyim. Bir kamerada ateş saldım her yana. Bazen parçalara bölünüp her köşede ayrı yandım. Alevler, kükürtlü gümbürtü ve çatırtılar Ulu Neptün'ü kuşatmıştı. Küstah dalgaları titreşiyor. Onun üçlü zıpkını sarsılıyordu. İleri! Benim cesur perim. Kim öyle bir velvele karşısında bu kadar metin, bu kadar sebatlı olabilir? Orada aklını kaçırmayan, çaresizliğe kapılmayan tek bir ruh bile yoktu. Aşağı ilk atlayan, saçları dimdik olmuş kralın oğlu Ferdinand oldu. Şöyle bağırdı. Cehennem boşalmış! Şeytanların hepsi burada! Şu benim perime bak! Peki sahile yakın mı oldu bunlar? Çok yakındı efendim. İnsanlar kurtuldu ama değil mi? Kimsenin kılına zarar gelmedi. Su üstünde yüzen giysileri leke bile olmadı. Eskisinden daha sağlıklı hepsi. Ve emrinize uyarak grup grup adaya yaydım herkesi. Kralın oğlunu tek başına çıkardım karaya. Onu en son adanın tuhaf bir köşesine oturmuş, kollarını mahzunca kavuşturmuş, iç çekerken gördüm. Kralın gemisini, gemicileri, onlara ne yaptın? Kralın gemisi sapasağlam demirlemiş durumda. Orada saklanıyor. Gemicilerin hepsi küpeştenin altına istiflendi. Hepsini tılsımla uyuttum. Ariel, emirlerim tam olarak yerine gelmiş ama daha bitmedi. Günün hangi vaktindeyiz? Öğleyi geçti. Saat en az iki. Şu anla akşam saat 6 arasındaki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Angarya bitmedi mi? Bu kadar eziyet ettiğine göre bana verdiğin sözü hala tutmadığını hatırlatabilir miyim? Dur bakalım. Bu aksilik ne? Ne isteyebilirsin ki benden? Özgürlüğümü! Hizmetin dolmadan mı olmaz? Lütfen sana nasıl hizmet ettiğimi unutma. Söz vermiştin, bir yıl erken bırakacaktın. Seni nasıl işkencelerden kurtardığımı unuttun mu? Hayır. Unutuyorsun. Unutmuyorum efendim. Yalan söyleme habis yaratık. Uğursuz cadı Sikorak'ı unuttun mu? Unuttun mu onu? Söyle bana. Hayır efendim. Unuttun. Nerede doğmuştu? Konuş söyle. Cezayir'de efendim. Demek Cezayir'de. Seni kurtardığımda ne halde olduğunu hep anlatmam gerek. Bu cadı Skorax, duyanı dehşete düşürecek cinsten fesatlıklar, korkunç büyüler yüzünden Cezayir'den sürülmüştü. Bu doğru değil mi? Doğru efendim. Gemiciler buraya getirip bıraktığında gözleri mosmor olmuş hamile olan bir acuzeydi. Benim kölem olduğunu söyleyen sen o zamanlar onun uşağıydın. Ve sen narin bir peri olduğundan kaba ve iğrenç emirleri reddettin. Seni bir çam ağacının yarığına hapsetmişti. O yarıkta dayanılmaz acılar içinde tam 12 yıl kalmıştın. O süre içinde kadın da ölmüş ve seni orada bırakmıştı. Seni ne tür işkenceler içinde bulduğumu bilirsin. İnlemelerin, azgın ayıların bile bağrını deliyor. Bağırtını duyan kurtlar ulumaya başlıyordu. Orada seni duyunca hünerimi kullanıp çamdaki yarığı açan, seni serbest bırakan benden başkası değildi. Size minnettarım efendim. Mızmızlanmaya devam edersen çınarın birinde bir yarık açar, seni onun budaklı bağırsaklarına tıkar, orada 12 kış boyu ulumaya bırakırım. Affedin efendim. Emirlerinize itaat edeceğim.
Görevimi de sızlanmadan yapacağım. Öyle yap. Ben de 2 gün sonra özgürlüğünü vereceğim. İşte benim soylu efendim. Ne yapayım şimdi? Söyleyin. Ne yapayım? Git. Bir deniz perisi kılığına gir. Sadece kendine ve bana görünür ol. Başka hiç kimseye görünme. Durma. Git. Titizlikle git. Uyan canım kızım. Uyan. Çok iyi uyudun. Uyan. Anlattığınız tuhaf hikaye ağırlık vermiş bana. Silkele gitsin hadi. Gel kölem Caliban'ı görelim. Hiçbir şeye doğru düzgün cevap vermez. Alçağın biri o efendim. Yüzünü görmek istemiyorum. Yine de onsuz yapamayız. Ateşimizi yakıyor, odunumuzu topluyor ve bize çok yararlı görevlerde bulunuyor. Hey! Neredesin köle? Caliban! Seni tarla topağı, konuşsana! İçeride yeterince odun var. Çık ortaya diyorum. Yemeğimi yemeliyim. Sana başka işler var. Çık ortaya tosbağa hadi. Seni zehirli köle anasından da şeytan peydahlamış bunu zaten. Çık ortaya. Hı? O bahsettiğin anamın pis kokulu bataklıklardan kuzgun tüyüyle sıyırıp topladığı uğursuz dumanlar ikinizin de tepesine yağsın. Dilerim gün batısı rüzgarına tutulursunuz da kabarmadık yeriniz kalmaz. Sırf bu yüzden bu gece her yanın kasılacak. Sancılardan soluğun tıkanacak. Gece boyu bütün kirpiler tepeni üşüşecek. Delik deşik edip arı peteğine döndürecekler seni. Derine batan her diken öyle acıtacak ki arı sokmuş gibi olacaksın. Bu ada annem Sikorax'tan bana kalmıştı. Ve sen elimden aldın. Buraya ilk geldiğinde beni okşar üstüme titrerdin. Suda böğürtlen yıkar verirdin. Gündüz ve gece yanan büyük ışığa ne denir, küçük ışığa ne denir hepsini bana öğretirdin. Ben de seni sevmiştim. Adada her ne varsa göstermiştim sana. Berrak pınarları, acı su çukurlarını, verimli ve çorak yerleri göstermiştim. Keşke göstermez olaydım. Sikorax'ın tüm afsunları, kurbağalar, böcekler, yarasalar üstüne yağsın. Benden başka kulun yok burada. Oysa ilk başta kendimin kralıydım. Beni bu ahır gibi kaya deliğine tıktın. Adanın başka hiçbir yerine bırakmıyorsun. Seni yalancı köle. Sopadan anlarsın sen iyilikten değil. Evladımın namusunu kirletmeye yeltendiğin güne kadar sana insanca davrandım. Üstelik seni kendi mağaramda barındırdım. Keşke becerebilseydim. Eğer bana engel olmasaydın bu adayı kalibanlarla dolduracaktım. İğrenç köle. İyilik damgası tutmuyor üstünde. Sana acımıştım. Konuşman için elimden geleni yapmıştım. Tamam, bana konuşmayı öğrettin. Peki kazancım ne oldu? Ha, küfür etmesini biliyorum. Bana dilinizi öğrettiğin için kızıl veba çarpsın üstüne. Yürü cadı tohumu. Bize yakacak getir. Omuz silkmekte ne oluyor? Emrettiğim işi savsaklar ya da gönülsüz yapacak olursan öyle bir işkence yaparım ki sana bütün kemiklerin sızlar. Vahşi hayvanlar da böğürtünden titrer. Hayır, yalvarırım. Karşı gelmeyeceğim. Büyüsü çok güçlü. Fırla o zaman köle.
liberty dwell you have and kiss the wild waves with folded feetly here and there and sweet sparks the burden bear. Hark, hark, the watchdogs bark. Nereden geliyor bu müzik? Havadan yoksa yerden? Durdu şimdi. Ada tanrılarından biri eğleniyor herhalde. Ben de ardına düştüm. Daha doğrusu o beni peşinden sürükledi. Şimdi kayboldu. Hayır, yine başladı. Bu şarkı boğulan babamı hatırlatıyor. Ölümlü işi olamaz bu. Ses de bu dünyaya ait değil. Şimdi de yukarıdan geliyor. Kaldır saçaklı perdelerini gözlerinin ve söyle. Ne görüyorsun orada? O da ne? Peri mi? Değil kızım. Bizim gibi yer, içer ve bizimkine benzer duyguları var. Bu gördüğün delikanlı da parçalanan gemideydi. Bana kalırsa ilahi biri olmalı. Çünkü yeryüzünde böyle soylu bir yaratık görmedim. Gördüğüm kadarıyla tam tasarladığım gibi yürüyor. Harikasın Peri, buna karşılık 2 gün içinde bırakacağım seni. Eminim bütün ezgiler bu tanrıçaya eşlik ediyor. Nacizane sorabilir miyim size, bu adada mı yaşıyorsunuz? Ve söyler misiniz bana burada nasıl davranmalı? Son olarak da en önemli sorum, ey harika varlık. Genç bir kız mısınız yoksa? Harika değilim bayım. Ama elbette genç bir kızım. Benim dilim. Tanrım. Şimdi bu dilin konuşulduğu yerde olsaydım, onu konuşanların en iyisi olurdum. Ne, en iyisi mi? Napoli kralı bu söylediğini duysaydı ne olurdu? Şu anda neysem o olurdum. Napoli kralından söz etmenize şaşan biri. O beni duyuyor. Bu yüzden akıyor gözyaşlarım. Napoli kralı benim. Babam kralın parçalanan gemide olduğunu o andan beri ağlayan şu gözlerimle gördüm. Ne kadar acı. Evet, diğer tüm lordlarla birlikte. İlk anda göz göze geldiler. Zarif Ariel, bunun için salıvereceğim seni. Bir dakika sayın bayım. Ne yazık ki yanılıyorsunuz. 1 dakika. Neden böyle bağırarak konuşuyor ki annem? Hayatımda gördüğüm 2. erkek bu. Beni duygulandıran ilk erkek. Kese de birbirine tutuldu. Ama bu iş fazla hızlı gidiyor. Çünkü kolay kazanılan ödülü hafife alır insanoğlu.
Bir dakika. Önce beni bir dinle. Senin olmayan bir ünvana konmak niyetindesin. Ve bu adaya da o ünvanı sahibinden, benden çalmak için gelmişsin. Hayır, yemin ederim. Bunun gibi bir mabette kötü bir şey barınamaz. Benimle gel. Onun adına konuşma. O bir hain. Gel buraya. Ayaklarını boynuna bağlayacağım. Deniz suyu içeceksin. Takip et. Hayır. Düşmanın benden güçlü olmadıkça bu muameleye boyun eğmem. Ne olur anneciğim. Onu incitme. Kibar biri. O korkulacak yanı yok. Kendi ayağım hocamı kesildi başıma. Yerine koy kılıcını hain. Çünkü istediğim anda şu sopayla alıveririm o silahı aşağı. Ne olur anne. Çekil, asılma elbiseme. Acıyın efendim. Ben ona kefil olurum. Sus, seni azarlamam, hatta nefret etmemi istemiyorsan tek kelime etme. Onun gibisi yoktur sanıyorsun. Bir tek onu ve Kaliban'ı gördün. Aptal çocuk. Diğer insanlara kıyasla bu da bir Kaliban ve onlar birer melek. Benim zevklerim çok sadeymiş. Daha yakışıklı bir erkek bulma hevesinde değilim. Hadi itaat et. Kasların bebeklik çağındaki gibi yine, güç yok hiçbirinde. Öyle gerçekten. Rüyada gibi. Duyularım kıskıvrak bağlandı sanki. Babamı kaybetmişim. Gücüm kuvvetim gitmiş. Dostlarım felakete uğramış. Beni bağlayan bu kadının tehditleri hiçbiri umurumda değil. Yeter ki hapsedildiğim yerden şu kızı günde bir kez olsun görebileyim. Dünyanın gerisi özgür insanlara kalsın. Zindandaki yerim bana yeter. İşe yaradı. Gel hadi. Yamansın Ariel, iyi iş yaptın. Şimdi öteki işlerine geçelim. Rahat ol sen. Annemin konuşmasına bakma. Aslında iyi huyludur. Dağ rüzgarları kadar özgür olacaksın. Yeter ki emirlerimi olduğu gibi yerine getir. Aynen yerine gelecek. Hadi düş peşime. Onun adına konuşma. Ne olur efendim? Neşelenin biraz. Aslında siz de biz de sevinmeliyiz buna. Çünkü nasıl kurtulduğumuzu düşünürsek kayıplarımız hiç sayılır. Kurtuluşumuza gelince bir mucizeydi. Bu şans ancak milyonda bir kişiye nasip olur. Bu nedenle en iyisi felaketimizle tesellimizi aynı kefeye koymak. Lütfen yeter artık. Onun teselliye karnı tok. İşte bak, zekasının saatini kuruyor. Birazdan da çaldıracak. Efendim? Bu bir... Söyle. Kapımıza vuran her derde karşılık azıcık para alacak olsak... Köşeyi döneriz. Köşeyi döneriz, çok doğru. Düşündüğümüzden daha isabetli konuştunuz. Siz de düşündüğümden daha ustaca çevirdiniz. Bu nedenle lordum... Vay canına, dili konusunda ne kadar da savurgan. Lütfen susun artık. Tamam. Bitti zaten. Ancak... Konuşmadan duramıyor. Bu ada çöl gibi görünse de, ıssız ve yaşanmaz görünse de... Aslında... Kaçırmazdı zaten. Tatlı, yumuşak havasının soluğunu hissediyor insan. Sanki akciğerleri var, hem de çürümüş. Bataklık kokusu üfürüyor sanki. Burası tam yaşanacak bir yer. Evet, ama sağ kalma şansımız olursa tabii. Görünüşe göre az ya da hiç yok. Otlar nasıl canlı ve diri. Ne kadar yeşil. Aslında yerler kahverengi. Heh. Yeşil gözleri var değil mi? Asıl ender görülen ki gerçekten neredeyse inanılmaz bir şey giysilerimiz. Yani denizde sırılsıklam oldukları halde yine de canlı ve parlak duruyor. Tunus kralının
Kibar kızı Claribel'in düğününde giydiğimiz günkü kadar yeni. Midem bu sözleri kaldırmıyor ama sen kulaklarıma tıkıştırıp duruyorsun. Keşke kızımı orada evlendirmeseydim. Çünkü oradan dönüşte oğlumu kaybettim. Aslında kızımı da kaybettim sayılır. İtalya'da o kadar uzakta ki onu bir daha göremeyeceğim. Ah evladım benim. Napoli ve Milano veliahtı hangi acayip balığa yem oldun kim bilir. Efendim belki yaşıyordur. Onu gördüğümde altındaki dalgaları yenmiş ve sırtlarına binmiş gidiyordu. Sağ salim karaya çıktığına hiç şüphem yok. Hayır hayır. O gitti artık. Efendim bu büyük kaybın sorumlusu sizsiniz. Kızınız gibi bir nimeti Avrupa'ya bahşetmektense bir Afrikalıya gitmesine göz yumdunuz. Lütfen susun. Ne yazık ki oğlunuzu sonsuza dek kaybettik ve suç da sizde. En büyük kayıp da bende. Yordum Sebastian. Sözleriniz doğru ama nezaket sınırını aşıyor. Yaraya merhem süreceğinize onu deşiyorsunuz. Çok doğru. Tam bir cerrah gibi. Sizin yüzünüz bulutlanınca hepimizin de havası bozuluyor sayın efendim. Hava mı bozuluyor? Fena bozuluyor. Prospero. Prospero. Güneşin bataklıktan, pislikten, düzlükten çektiği ne kadar mikrop varsa hepsi Prospera'nın tepesine yazsın. Cinleri beni duyuyor. Yine de içimden sövmek gidiyor. En ufak bir bahanede başıma üşüşürler. Bazen maymunlar gibi bağırışırlar. Ve beni ısırdıktan sonra çene çalarlar. Bazen kirpi olup ayaklarımın altına yuvarlanırlar ve dikenlerini tabanlarıma batırırlar. Bazen yılanlar kuşatır her yanımı. O çatal dilleriyle tıslarlar ve aklımı kaçırtırlar. İşte. Bunu hak edecek, onun cinlerinden ben, biri geliyor. Odun neden getirirken ben? Ağırdan alıyorum diye neden bana eziyet burası? Etmeye geldi. Lanet olsun. Ne yapacağım ben şimdi ha? Ne yapmalıyım söyle. Öyleyse şuraya yatayım. Hiçbir şey yok burada. Belki o zaman hiçbir beni şey görmez. Kimsenin değil de benim başıma gelir hep zaten. Da. Da. Burada rüzgarı kesecek ne ot var ne de bir çalı ve yeni bir fırtına geliyor. Ezgisini duyuyorum rüzgarda. İşte şu kara bulut, şu kocaman olanı. Her an patlayıp içini boşaltacak çürümüş bir şarap tulumuna benziyor. Yine önceki gibi gök gürlemeye başlarsa kafamı sokacak bir yer bile yok. Şu bulut bir delinecek olursa kovayla boşanır yağmur. Bu da ne böyle? İnsan mı? Balık mı? Ölü mü? Diri mi? Balık bu. Balık gibi kokuyor. Çok bayatlamış balık kokusu bu. Garip bir balık. Geçmişte olduğum gibi şimdi İngiltere'de olsam ve bu balığın resmini yaptırsam şapşal tatilcilere gösterir, her birinden bir gümüş alırım.
Orada bu canavar bana servet kazandırırdı. Orada her türlü acayip hayvan servet kazandırır. Topal bir dilenciye yardım olsun diye bir kuruş vermezler. Ölü bir Hintli'yi görmek için 10 kuruş harcamaktan çekinmezler. Bacaklı. İnsan gibi. Ve yüzgeçleri de kola benziyor. Oh! Bu sıcakmış. Vay canına. Şimdi fikrimi değiştirdim. Artık aynı fikirde değilim. Bu balık filan değil. Adanın yerlisi bu. Bu yakınlarda yıldırım çarpmış olmalı. Ah! Olamaz, yine fırtına geliyor. En iyisi ben şunun paltosunun altına sığınayım. Başka da sığınacak yer yok zaten. Sefalet tuhaf yatak yoldaşları kazandırıyor insana. Bana işkence etmeyin. The master, the swabber, the bosun and I, the gunner and his mate, love Maul, Meg and Marion and Marjorie. But none of us cared for Kate, for she had a tongue with a tang, would cry to a sailor, go hang. She loved not the savor of tar nor of pitch. Yet, oh fuck. Yet a tailor might scratch her where'er she did itch. Then to sea, boys, and let her go hang. Then to sea, boys, and let her... Bu cenazede söylenmesi çok aptalca olan bir şarkıymış. Neyse. Ben keyfime bakayım. Bu da ne böyle? Burada şeytanlar mı var? Bu vahşiler de burada ne arıyor, ha? Boğulmaktan yeni kurtulan adam sizin dört bacağınızdan korkacak değil. İşte cinler eziyet ediyor bana. Adada yaşayan dört ayaklı bir canavar bu. Bence kafayı üşütmüş. Dilimizi nasıl öğrenmiş acaba? Onu rahatlatacak bir şey vereyim. Evet, belki iyi gelir. Birleştirip terbiye edebilirsem, bir de Napoli'ye götürebilirsem her imparatora hediye olur. Ne olur acı bana incitme beni. Odunu hemen getiriyorum. Nöbet geçiriyor ve hiç de akıllıca konuşmuyor. Şişemin tadına bakmalı. Sana iyi gelecek. Aç ağzını. Bu titremeni silkeler. Kesin olarak söyleyebilirim. Dostunu anlayacak durumda değilsin. Aç ağzını bir daha. Bu ses yabancı değil. Bu ses. Ama o boğuldu. Bunlar da şeytan. Aha, yardım edin. Dört bacak ve iki ses. Harika bir canavar. Hadi. Amen. Biraz da öbür ağzına verelim. Ne bana? Öteki ağzın bana mı seslendi? Aman tanrım, şeytan bu canavar falan değil. Hemen git vereyim. Stefano. Eğer Stefano'ysan dokun bana ve bir şeyler söyle. Korkma, ben Trinquillo'yum. Yakın dostum Trinquillo. Sen Trinquillo'ysan çık dışarı. Şu minik bacakları çekelim bakalım. Trinquillo'dan başkasının olamaz bu bacaklar. Tamam, Trinquillo işte. Nasıl oldu da bu canavarın dışkısı oldun sen? Trinquillo mu çıkarıyor bu yaratık? Ben de adama yıldırım çarptı sanmıştım. Aa, sen boğulmamış mıydın Stefano? Fırtınanın korkusundan bu canavarın paltosunun altına saklanmıştım. Yaşıyorsun öyle değil mi Stefano? Şu işe bak Stefano. İki Napoli'li kurtuldu. Dur. Beni döndürüp durma midem.
berbat durumda zaten. Bunlar cin değilse iyi yaratıklara benziyor. Bu cesur bir tanrı. Yanında da ilahi bir içki var. Önünde diz çökeceğim. Nasıl kurtuldun sen? Şu şişe üzerine yemin et. Nasıl geldin buraya? Ben gemicilerin denize attığı bir şarap fıçısının üstüne çıkıp kurtuldum. O şişe üzerine yemin ediyorum. Sana kul olmaya hazırım. Çünkü o içki bu dünyadan değil. Al, bunun üzerine yemin et. Nasıl kurtuldun? Ördek gibi yüzüp kıyıya çıktım dostum. Yemin ederim ördek gibi. Hadi o zaman öp kitabı. Ördek gibi yüzsen de aslında sende biraz kazlık var. Stefano. Daha var mı bundan? Tam bir fıçı evladım. Ne haber Zirzop? Ne durumdasın ha? Üşümen geçti mi bakalım? Sen gökten indin değil mi? Aydan indim. Emin olabilirsin. Bir zamanlar o aydaki adam... Bendim işte. Seni görmüştüm ayda. Ve sana tapıyordum. Hadi gel. Yemin et buna. Öp kitabı. Yemin et. Vay canına. Amma da aklı kıt canavarmış. Bir de korktum şundan. Çok sümsük bir canavar. Aydaki adam. Çok şapşal, zavallı bir canavar bu. Adanın bereketli köşelerini karış karış gösteririm ve ayağını öperim. Ne olur benim tanrım ol. Hadi o zaman. Diz çök ve yemin et. Bu et kafa canavar beni gülmekten öldürecek. Çok şapşal bir canavar. İçimden onu dövmek geliyor biliyor musun? Ama zavallı canavar içkiyi fazla kaçırdı. Hadi, hadi iç. Sana en güzel pınarları gösteririm. Sana böğürtlen toplarım. Senin için balık tutar. İstediğin kadar odun getiririm. Şimdiki efendimin de canı cehenneme. Odun modun yok artık ona. Seninle geliyorum ben ey harika insan. Çok komik bir canavar bu. İçki zavallı Ayyaş'ı bir harika yaptı. Yalvarıyorum. Elmanın iyisi neredeyse oraya götürürüm seni. Ve uzun tırnaklarımla yeri kazar sana fıstık çıkarırım. Kuş yuvalarını gösteririm... Ve çevik maymunu yakalamasını öğretirim. Bol bol fındık yediririm ve... Bazen de kayalardan midye toplarım sana. Hadi gidelim mi? Tamam, şimdi konuşmayı kes de yol göster Trinculo. Kralla herkes öldüğüne göre burası bizim olur. Elveda efendim, elveda! Elveda! Uluyan bir canavar, Ayyaş bir canavar! Su kesmek yok artık balık tutalım diye. Oduna gitmek yok keyfi istediğinde. Ne tabak kazınacak, ne bulaşık yıkanacak. Ban, Kaliban! Yeni efendi buldu Kaliban. Yeni bir adam bul. Özgürlük! Kurtuldum! Kurtuldum! Özgürlük! Özgürlük! Kurtuldum! Cesur canavar yolu göster! Gel! Bu yaptığım iş zorlu olduğu kadar tatsız da olabilirdi. Ama hanımımı düşününce en sıkıcı iş bile bana tatlı geliyor. Çektiğim eziyetler zevke dönüşüyor. O annesinin duygusuzluğundan o kat daha kibar. Annesi ise bir kabalık timsali.
bunun gibi binlerce kütüğü taşıyıp üst üste yığmam gerekiyor. Yoksa vay halime. Tatlı hanımım beni çalışırken gördükçe ağlıyor. Ve benim gibi yapan birini görmediğini söylüyor. Unutuyorum. Ama bu hoş düşünceler bana güç veriyor. En çok da çalışırken geliyor. Dur, bu kadar çok çalışma. Keşke sana taşıttığı şu kütüklere şimşek çarpsa da yaksa. Lütfen, koy onları yere de dinlen. Yandıkça seni yordukları için ağlayacaklar. Annem çalışmalarına gömülmüş. Lütfen biraz dinlen, daha 3 saat gelmez. Ah sevgili hanımcığım, güneş batmadan önce işimi bitirmeye gayret etmeliyim. Oturursan biraz da ben taşırım odunları. Ver şunu da yığına kadar götüreyim. Olmaz, olmaz değerli bayan. Kollarım kopsa da, belim bükülse de... Tembel tembel otururken senin böyle alçalmana razı olamam. Sana yakışırsa bana da yakışır. Üstelik benim için çok daha kolay. Çünkü seve seve yapacağım. Ama senin için durum farklı. Bitkin görünüyorsun. Hayır soylu hanımım. Sen yanımdayken akşam da olsa gün yeni doğmuş sayılır. Ne olur söyler misiniz? Nedir sizin adınız? Miranda. Anneciğim, bunu söylemekle sözünü dinlememiş oldum. Muhteşem Miranda. Muhteşem demek yetmez aslında. Yeryüzünün en değerli varlığı. Zavallı solucan. Kalbin hastalığı kapmış bile. Bu ziyaretten belli. Gözlerimi kamaştıran kadın çok olmuştur. Birçok kez çaresiz, tatlı dillerinin kölesi olmuştur işgüzar kulaklarım. Her birinin ayrı güzelliklerini sevmişimdir. Ama her birinde de soylu erdemiyle çatışan, ona ters düşen bir kusur görmüşümdür mutlaka. Ama sen... Ah sen... Sen... Öyle kusursuzsun ki... Tanrı... Her insanın en iyi yönünü alıp seni öyle yaratmış. Sadece bir kadının yüzünü biliyorum. Hiç genç kadın yüzü hatırlamıyorum. Aynada gördüğüm kendi yüzüm dışında. Ne de senin dışında erkek diyebileceğim birini. Dışarıda erkekler neye benzer bilmem ama ben gözü tok biriyimdir. Dünyada senden başka yoldaş istemem. Senden daha hoşuma gidecek birini de canlandıramam hayalimde. Ama biraz fazla konuştum galiba. Annemin öğütlerini de unuttum yine. Şu anda ben bir prensim Miranda. Belki de kralımdır. Umarım değilimdir. Ruhumun sesini dinle. Seni gördüğüm anda gönlüm hizmetine koştu. Seve seve kölen olmak için hala orada. Ve senin hatırına sabırlı bir oduncu oldum. Beni seviyor musun? Ey gökyüzü, ey yeryüzü. Tanık olun sözlerime. Dünyadaki her şeyden çok seni seviyor, seni sayıyor ve değer veriyorum. Ben bir aptalım. Sevinçten ağladığım için. Neden ağlamaktasın? Şu zavallı halime ne vermek istediğim şeyi sunmaya gücüm var, ne de uğruna ölmeye razı olduğum şeyi almaya. Bu önemsiz aslında ve kendini saklamaya çalıştıkça daha da büyüyüp göze batmakta. Bence en iyisi katıksız duyguları dosdoğru söylemek. Benimle evlenirsen eşin olurum. Aksi halde de kimsenin olamam. İstersen eşin olurum ama istesen de istemesen de hizmetindeyim. Hanımım, canım, ben sonsuza kadar seninim. Kocam mısın o halde? Evet. Özgürlük hasreti çeken bir köle gibi. İşte elim.
Ve benimki. Kalbim de içinde. Şimdi hoşça kal. Yarım saatte görüşmek üzere. Binlerce hoşça kal. Lordum, bu adanın sorumluluğu bende olsa ve ben buranın kralı olsam ne yapardım acaba? Şarap bulamayınca yaşlıktan kurtulurdun. Kimse çalışmazdı, herkes aylak olurdu. Kadınlar da, ama saf ve temiz olurdu, hükümdarlık olmazdı. Hani kral olmak istiyordu? Devletinin zengin kuyruğu başını unuttu. Doğa, doğa. Zahmet ve ter olmadan her şeyi kendi üretir. O zaman bolluk ve bereket günahsız insanlarımı beslemeye yeterdi. Kullar arasında evlilik yok mu? Yok, hayır. Adamların hepsi aylak. Fahişeler ve serseriler var. Öyle mükemmel yönetirdim ki altın çağı kat kat aşardım. Tanrı majestelerini korusun. Gonzalo, çok yaşa. Siz dinliyor musunuz efendim? Lütfen yeter artık. Hepsi boş söylediklerini. Ekselansları çok haklı. Şu beylere fırsat çıksın diye konuşuyorum. Akciğerleri o kadar duyarlı ve işgüzar ki hep boş şeylere gülüyorlar. Biz sana gülüyorduk ama. Şapşallıkta size kıyasla ben hiç sayılırım. Bu yüzden bir hiçe gülmeye devam edebilirsiniz. Müthiş bir darbeydi bu. Hayır sayın lordum, bize kızmayın. Hayır hayır, merak etmeyin. Böyle ufak şeylere kolay kolay sinirlenmem. Uyumama gülecek misiniz? Üzerime bir ağırlık çöktü. Siz uyuyun. Bizi dinleyin. Ne kadar da erken uyudu. Keşke gözlerim kapandığında düşüncelerim de kararabilse. Galiba gerçekten de kapanıyorlar. Uyku hazır gelmişken karşı koymayın. Hüznü ziyarete pek gitmez. Ama gittiğinde huzur verir. Siz dinlenirken biz ikimiz nöbet tutar ve sizi koruruz efendim. Teşekkür ederim. Hayret, nasıl da ağırlık çöktü. İkisine de böyle uyku bastırması ne tuhaf. Buranın havasından olsa gerek. Bizim göz kapaklarımız neden ağırlaşmadı? Hiç uyuyacakmış gibi bir halim yok. Benim de. Kendimi dipdiri hissediyorum. Sanki anlaşmış gibi birlikte yıkıldılar. Yıldırım çarpmış gibi yere düştüler. Ne olabilir soylu Sabesyan? Acaba ne olabilir? Hayır, hayır. Ama ne olabileceğini yüzünden okuyabiliyorum galiba. İşte fırsat karşında ve güçlü hayalimde başına inen tacı çok iyi görebiliyorum. Ne? Uyanık mısın sen? Konuştuğumu duymuyor musun? Duyuyorum. Ama kesin uyku dili bu. Uykunda konuşuyorsun sen. Ne demiştin az önce? Ne tuhaf bir uyuklama. Gözlerin ardına kadar açık uyuyorsun. Ayaktasın, konuşuyorsun, kımıldıyorsun... Ama yine de derin bir uykudasın. Soylu Sebastian, uykuda olan ve hatta ölüm döşeğinde yatan senin kısmetin aslında. Sen de açıkça horluyorsun. Horlamalarında bir anlam var. Her zamankinden çok daha ciddiyim. Bence sen de öyle olmalısın ve bunu yaptığında üç misli büyüyeceksin. Tamam. Şimdi hareketsiz suyum. Ben sana akmasını öğretirim dostum. Öğret. Doğuştan gelme miskinliğim çekilmemi emrediyor. Peki öyleyse. Şu Lord oğlunun hayatta olduğuna kralı neredeyse inandıracak ama... ...şu uyuyan adam şu anda yüzmüyorsa prens de boğulmamış olamaz. Boğulmamış olmasından ümidim yok. O ümitsizlikte ne büyük ümitlerin olabilir aslında.
O yönde bir ümit yoksa eğer, öteki yönde öyle yüce bir ümit var ki ihtiras bile ondan ötesini göremez. Ferdinand'ın boğulduğunu kabul ediyor musun? Öldü. O halde söyle, Napoli tahtının sıradaki varisi kim? Claribel. Dünyanın öbür ucunda, insanlıktan onlarca fersah uzakta yaşayan Tunus kraliçesi. Onu ziyaretten dönerken hepimizi deniz yuttu ve bazılarımızı geri çıkardı. Bak geçmiş artık yepyeni bir oyunun ön sözü sayılır. Bu oyunda rol almaksa seninle bana kısmetmiş. Ne demek bu, neler söylüyorsun? Diyelim ki şunlar ölmüş yatıyor olsun. Şimdikinden daha kötü bir durumda olamazlardı, öyle değil mi? Napoli'yi şurada uyuyan kişi kadar iyi yönetecek biri daha var. Aa, keşke benimle aynı kafada olsan. Yükselmen için şu uykudan iyisi olamaz. Beni anlıyor musun? Anlıyorum, evet. Kısmetin bu kadar yakın oluşuna ne diyorsun peki? Hatırladığıma göre sen de kardeşim Prospero'nun yerine geçmiştin. Doğru. Bak giysilerim ne de güzel oturuyor üstüme. Kardeşimin uşakları o zamanlar benim ayarımdayken şimdi hepsi adamlarım. Peki ama vicdan... Evet bayım, hangi vicdan? Milano ile aramda her biri bir buz parçası 20 vicdan birden olsa ve hepsi eriyip aksa yine de beni rahatsız etmezdi. İşte şurada yatıyor kardeşin. Üzerinde yattığı topraktan farkı yok. Şu anda göründüğü gibi, yani ölmüş olsaydı elimdeki şu çeliğin 10 santimiyle onu sonsuza dek döşeğinde yatırabilirdim ben. Bu arada sen de aynı şeyi yaparak şu seçkin et parçası olan Bay Çıt Kırıldım'ın davamıza karşı çıkmasına engel olabilirdin. Senin durumun bana emsal olacak. Milano nasıl senin olduysa Napoli de benim olacak. Çek kılıcını. Bir tek darbeyle ödediğin haraçtan kurtulacak ve benim, kralın sevgisini kazanacaksın. Birlikte çekelim. Ben kolumu kaldırdığımda sen de kaldır ve Gonzalo'nun üzerine indirelim. Sen horul horul uyurken burada açıkça kuyunu kazıyorlar. Hainler yanında. Eğer canını seviyorsan aç gözünü. Hemen aç gözünü. Uyan artık. Uyan. Uyan. Ne? Melekler kralı korusun. Neden? Neden kılıç çektiniz? Yüzünüzdeki bu korkunç ifade neden oluyor? Siz dinlenirken biz burada nöbet tutuyorduk. Birden müthiş bir böğürme duyduk. Sanki boğa, hatta aslan sesine benziyordu. Sizi uyandırmadı mı? Korkunç bir ses geldi kulağıma. Ben bir şey duymadım. Bir canavar bile duysa korkardı. Sanki deprem oldu. Sen duydun mu Gonzalo? Efendim, aslında ben bir mırıldanma duyup ona uyandım. Gözümü açtığımda kılıçlarını çekilmiş gördüm. En iyisi çok dikkatli olalım. Hatta buralardan gidelim. Herkes kılıcını çeksin. Hadi sen öne düş. Zavallı oğlumu aramaya devam edelim. Yol göster. Şimdi Prospera ne yaptığımı bilecek. Kral gidip rahatça oğlunu arayabilecek. Kör kütük sarhoşsun. Boş ver. Fıçı biterse su içeriz ama daha önce bir damla bile su içmem. Bu yüzden geç dümene ve bordala şunları. Uşak canavar. Çek bakalım. Uşak canavar. Adanın ucubesi. Dediklerine göre adada yalnız 5 kişi yaşıyormuş. 3'ü biziz. Ve kalan ikisinin de aklı bizimki kadarsa vay halimize. Ucube, bir laf et de esaslı bir ucube olduğunu göster. Efendim, nasıllar? Pabucunu yalayayım. Ona hizmet etmem. O yürekli biri değil. Seni yalancı. Seni kafasız canavar seni. Seni pis ayyaş balık seni. O yarı balık yarı canavar haline bakmadan ne cüretle böyle namussuzca yalanlar atıyorsun? Bak nasıl da alay ediyor. Buna izin verecek misin efendim? Efendim öyle diyor.
Canavarın da böyle şapşalını görmemiştim. Bak yine başladı. Ne olur şunu ısırda ölsün. Trinculo, tut şu dilini sen de. Söz dinlemezsen önümüze çıkan ilk ağaçtan sallanırsın. Bu zavallı canavar bana tabi. Ve kimse hakaret edemez ona. Sağ olun soylu efendim. Şikayetimi bir daha anlatsam dinlemek lütfunda bulunur muydunuz? Dinlerim tabi. Diz çök ve anlat. Ben kalkacağım. Trinculo da öyle. Önce de söylediğim gibi ben bir zorbanın kölesiydim. Bir büyücü olduğu için beni kandırıp adayı elimden aldı. Yalancı! Sensin yalancı. Senin maymun suratla seni. Ben yalan söylemem. Bana bak Trinculo, adamı kışkırtmaktan vazgeçmezsen şu yumruğumla dişlerini dökerim. Neden? Ben bir şey demedim ki. Kes ve çeneni tut öyleyse. Devam et. Diyorum ki, büyücülükle aldı bu adayı. Bunu benden aldı. Eğer yüce efendim intikamımı alırsa, adanın efendisi olur ve ben de ona hizmet ederim. Nasıl yapacağız bu işi? Beni oraya götürebilir misin? Tabii, tabii efendim. Seni o uyurken götürürüm yanına. Sen de çiviyi çakıverirsin kafasına. Yalan söylüyorsun, götüremezsin. Bu alaca şaklabana ne oluyor? Seni yamalı dangalak. Rica ederim efendim. Şuna bir iki tane patlatın, şişeyi de elinden alın. Ne yaptım ki? Ben bir şey yapmadım. Şöyle uzaklaşayım bari. Yalancı olduğunu söylemedin mi? Seni yalancı. Aa, öyle mi? Al o zaman. Hoşuna gittiyse bir daha yalancı de bakalım. Ama neden? Ben sana yalancı falan demedim ki. Aklın gibi işitmeni de kaybetmişsin sen. Lanet olsun şişene, şeytan koparsın parmaklarını. Şimdi sen hikayene devam et. Lütfen sen de şöyle biraz ötede dur. Hadi devam et. Evet, dediğim gibi öğleden sonraları uyumayı alışkanlık haline getirdi. İşte o sırada önce kitaplarını alır, sonra da beynini patlatırsın. İster bir odun al, kafasını kır, kazıkla karnını deş ya da bıçağınla gırtlağını kes, ama önce kitaplarını almayı sakın unutma. Çünkü onlar olmadan o da benim gibi bir şapşal. Tek bir cin kalmaz emrinde. Cinleri de en az benim kadar ondan nefret ediyor. Kitaplarını yak. Ama bunların hepsinden önemlisi kızının güzelliğidir. Annem Sikorax'tan başka kadın görmedim. Ama en tepedeki, en diptekinden ne kadar üstünse o da Sikorax'tan o kadar üstün. O kadar güzel bir kız mı? Aa, evet lordum. Eminim yatağına çok yakışır. O ve sana da çok güzel yavrular doğurur. Canavar, bu cadıyı öldüreceğim. Sonra kızıyla ben kral ve kraliçe oluruz. Trinculo ile sen de tabii kral naibi olursunuz. Nasıl, beğendin mi Trinculo? Mükemmel. Bana elini ver. Seni patakladığım için üzgünüm. Yarım saat içinde uykuya yatacak. O zaman bitirir misin işini? Evet. Yemin ediyorum. Bunu efendime söyleyeceğim. Beni çok mutlu ettin. Sevinç dolu içim. Hadi Trinculo, şarkı söyleyelim.
Bu da nedir böyle? İnsansan çık göster kendini. Günahlarımı affet. Tanrım merhamet et. Korkuyor musun? Hayır canavar, korkmuyorum. Hiç korkmayasın. Her köşesinden gürültü gelir bu adanın. Ya bir ses ya da ezgi ama hepsi hoştur. Bazen de bir ağızdan binlerce çalgı çınlar kulağımda ve bazen öyle sesler var ki uzun bir uykudan uyanmış olsam da yine uyutur beni. Sonra rüyamda bulutlar açılır. Hepsi üzerime yağmaya hazır. Ve hazineler gösterir bana. Öyle ki uyandığımda yeniden uyuyayım diye ağlarım. Burada şahane bir krallığım olacak. Müzik bile bedava olacak. Prospero yok olduğu zaman. İzninizle. Daha fazla ilerleyemeyeceğim efendim. Ben biraz dinleneceğim. Sizi suçlayamam yaşlı lordum. Ben de yorgunluktan sersemlemiş haldeyim. Otur ve dinlen. Bulmak için bu kadar uğraştığımız oğlum belli ki boğuldu ve deniz karadaki boş çabalarımızla dalga geçiyor. Neyse gitti artık. Ümidini tamamen kesmesine çok sevindim doğrusu. Elimize geçen ilk fırsatta bitiririz bu işi. Bu gece bitirelim. Nasıl bir müzik bu sevgili dostlarım? Kulak verin. Ne tatlı bir müzik bu. Tanrı'nın melekleri bizi korusun. Canlı bir kukla oyunu. Şimdi tek boynuzluların yaşadığına inanıyorum. Şimdi Napoli'de olup her şeyi anlatsaydın bana inanırlar mıydı acaba? Bizim midelerimiz var. Şunlardan biraz tatmaz mıydınız? İnanın efendim, korkmanıza gerek yok. Ben yanaşıyorum ve yiyorum. Son yemeğim de olsa zararı yok. Çünkü en güzeli geçmişte kaldı. Siz üç günah adamı oldunuz. Bu yüzden de kaderiniz sizi geri çevirdi. İnsan ayağı basmamış, özellikle sizin gibilerin hiç barınamayacağı bu adada ben de hepinizin aklını başından aldım. Aptallar! Ben ve yoldaşlarım kaderin görevlileriyiz. Kılıçlarınızın çeliği uğulduyan rüzgara nasıl işlerse üzerimdeki en küçüktüğü de ancak o kadar etkiler işte. Ama unutmayın ki unutturmamak benim işimdir. Değerli Prospero'yu Milano'dan sürdüğünüzü, ona ve günahsız kızına
Yaptıklarınızı yukarıdaki güçler unutmadı. Sadece cezanızı ertelediler. Sonunda size karşı denizleri, sahilleri, evet, bütün varlıkları size karşı ayaklandırdılar. Alonso, senin elinden oğlunu aldılar ve uzun bir eziyete mahkum ettiler seni. Her adımında, her işinde duyacaksın onun varlığını. Doğrusu Harper rolünü muhteşem oynadın benim Ariel'ım. Özel büyülerim işliyor. Ve düşmanlarımın kafası iyice karışmış durumda. Şimdi hepsi etkim altında. Kutsal şeyler adına efendim. Orada durmuş neden tuhaf tuhaf bakıyorsunuz? Korkunç bir şey bu. Korkunç. Sanki dalgalar konuştu ve günahımdan söz etti. Rüzgar şarkısında onu anlattı. Ve gök gürültüsü o derin ve dehşet verici sesiyle Prospero diye haykırdı. Bastlarla aşağı vurdu suçunu. Demek bu yüzden oğlum balçığa gömüldü. Onu hiçbir zokanın gitmediği derinliklerde arayacağım. Ve onu balçık içinde bulacağım. Teker teker gelsinler. Alayıyla dövüşürüm iblislerin. Ben de yanındayım. Üçünün de aklı başından gitti. İçlerindeki ağır suçluluk duygusu zehir gibi yavaş yavaş işlemeye başladı ruhlarına. Hemen peşlerinden gitmeli. Ve onlara göz kulak olmalıyım ki bir çılgınlık yapmalarına engel olabileyim. Sana verdiğim ceza biraz ağır kaçtıysa da karşılığı onu dengelemiştir. Çünkü sana şimdi hayatımın üçte birini veriyorum. Ya da benim yaşama nedenimi. Çektiğin eziyetlerin hepsi sevgini sınamak içindi. Ve sen bu sınavdan şaşılacak bir başarıyla geçtin. Ah Ferdinand, gülme bana, onu böyle göklere çıkaracağım diye. Ama göreceksin ki övgüler toplanıp ardına düşse biri bile ulaşamaz eteğine. Bir kahin tersini söylese bile inanmam. O zaman hem hediyem hem de hakkınla kazandığın bir ödül olarak al kızımı. Ama kutsal törenler tamamlanmadan bekaret düğümünü çözmeye kalkışırsan Tanrı'nın inayetinden yoksun kalır, birleşmeniz asla meyve vermez. En huzurlu günler, güzel çocuklar ve uzun bir ömür beklerken en dayanılmaz fırsat çıksa karşıma, şerefimi şehvete döndüremez. Güzel söyledin. Otur ve konuş onunla. Artık Miranda senindir. Canavar, şu senin zararsız dediğin peri var ya, hepimizi maskara etti, biliyor musun? Canavar, burnuma at sidiği koktu ve burnum çok öfkelendi bu işe. Benimki de öyle, duydun mu canavar? Canım efendim, biraz daha hoş görün beni. Evet ama bu arada bizim şişe de gitti çukurda. Bu da bizim için yalnız yüz karası ve ayıp değil, aynı zamanda elim bir kayıp. Çünkü bu hiç hesapta yoktu. Bu mu senin zararsız derin, ha canavar ha? Ah! Ah! Hey Ariel, hamarat uşağım benim. Ariel. Buyurun kudretli efendim. Buradayım. Git ve emrine verdiğim adamları buraya getir. Söyle de çabuk olsunlar. Şu genç çiftin gözleri önünde sanatımdan naçiz bir örnek sunacağım. Onlara söz vermiştim, benden bunu beklerler. Hemen mi?
Evet, bir an önce. Göz açıp kapayana kadar. Beni seviyor musunuz efendim? Hayır mı? Derinden seviyorum. Zarif Eriyalım. Oh, Mr. Smile, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming that can sing both high and trip no further, pretty sweeting, journeys end in lovers meeting, every wise man's son must know what is love, 'tis not hereafter, present mirth at present laughter, what's to come is still unsure. In delay there lies no plenty, then come kiss me sweet and twenty, youth's a stifle mark, and you will not unutma sözünü tut. Oynaşmaya fazla kaptırma kendini. Çünkü en şiddetli yeminler bile kanında dolaşan ateşte saman çöpüdür. Bana güvenin hanımım. Yüreğimin üstündeki beyaz, serin, bakir kar örtüsü ciğerimdeki yangını söndürüyor. Peki. Konuşmayın. Sadece bakın. Sessiz olun. O yabani Kaliban'la yardakçılarının beni öldürmek için dolap çevirdiklerini unutmuştum. İptal. Yeter artık. Yeter artık. Bu çok tuhaf. Annenin canı bir şeye çok sıkılmış galiba. Daha önce onu hiç bu kadar sinirli ve heyecanlı görmemiştim. Biraz huzursuz görünüyorsun oğlum. Seni ürküttüm galiba. Keyfini bozma bayım. Şenliklerimiz burada bitti. Gördüğün oyunculara gelince, sana dediğim gibi onlar birer ruhtu. Ve hepsi de eriyip o ince havaya karıştı. İşte tıpkı bu hayallerin elle tutulmaz dokusu gibi, hepsi bulut kaplı burçlar, görkemli saraylar, ulu mabetler, hatta şu yüce yer küre ve üstünde var olan ne varsa bir gün eriyecek. Biraz önce uçup giden şu hayali gösteri gibi dumanı bile kalmayacak ardında. Rüya dediğin şey de bizlerden olur işte. Ve minicik ömrümüzü yine bir uyku noktalar. İçimde bir sıkıntı var bayım. Eğer arzu ederseniz mağarama gidip biraz dinlenin. Ben de başımın zonklaması geçinceye kadar biraz dolaşacağım. İçiniz huzurla dolsun.
düşünmemle gel. Teşekkür ederim Eriel, gel. Nedir istediğin? Peri, Caliban'ı karşılamaya hazır olmalıyız. Evet komutanım. Söylesene, bu alçakları nerede bırakmıştın? Dediğim gibi efendim, içmekten kıpkırmızı olmuşlardı. Senin mağaranın ötesindeki pislik bağlamış su çukuruna bıraktım. Orada boğazlarına kadar battıkça pisliğe kendi ayaklarından kötü koktular. Çok iyi yapmışsın kuşum. Evimdeki pılı pırtıyı çıkar, gözlerini boyayıp şu uğursuzları yakalayalım. Gidiyorum, gidiyorum. Şeytan bu. Doğuştan şeytan. Yapısına terbiye işlemiyor, yazık. Onu yetiştireyim diye insanca harcadığım tüm çabalar tamamen boşa gitti, boşa. Hepsini hasta edeceğim. Hepsi böğürecek. Yalvarırım, yere çok yumuşak basın, çünkü mağarasına yaklaştık. Hayır. Lütfen sessiz olun. Görmüyor musunuz? İşte mağaranın ağzı bu. Ver elini. Kanlı düşünceler üşüşmeye başladı bile beynime. Kral Stefano. Ay yüce Stefano. Seni bekleyen şu elbiselere baksana. Çek elini onlardan aptal. Onlar beş para etmez şeyler. Hayır. Hayır canavar. Eskici dükkanından çıkmamalıyız biz. Ey Kral Stefano. Çıkar o elbiseyi Trinculo. O elbise benim olacak. Ekselansları bunu alacak. Rüya görüyorum, öyle değil mi? Nasıl gerçek olabilir? Şu işe bak bari. Bu tür bir yükle ne demek istiyorsun? Bırakalım şunları da önce cinayeti halledin. Kes sesini canavar. Sayın çamaşır ipi, bu ceket benim değil mi? Doğru. İyisi mi biz bunları yürütürken çizgiyi aşmayalım ekselansım. Bu ince espri için teşekkür ederim. Karşılığında sana bir elbise. Ben bu ülkede kral olduğum sürece zeka karşılıksız kalmayacak. Canavar, gel şu zamkı parmağını sür de gerisini de sen götür. Almam ben onları. Biraz daha vakit kaybedersek yaban kazına dönüşeceğiz. Canavar, hadi çalıştır parmaklarını. Yoksa seni krallığımdan atarım. Al götür şunu, hadi. Şunu da. Evet, şunu da. Hey, tepe, hey! Gümüş! Koş, koş! Şuraya zorba, koş! Kulak verin! Tıklıyorlar! Canavar! İyice koşturun onları, iyice! Şu anda tüm düşmanlarımın hayatı merhametime kaldı. Planımın sonuna geldim artık. Yakında tüm çabalarım sona erecek ve sen de özgürlüğüne kavuşmuş olacaksın. Söylesene Peri, kralla yanındakiler ne alemde? Aynen bıraktığınız durumdalar. Hepsi tutuklu hanımım. Kral, kardeşi ve sizin kardeşiniz. Üçü de perişan haldeler.
Ama en çok o yaşlı Lord Gonzalo dediğiniz adam etkilenmiş görünüyor. Sakallarından düşen o gözyaşları saçaklarından damlayan kış yağmuru gibi. Hepsi büyünüzle çarpılmış durumdalar. Şimdi onları görseydiniz, belki o zaman yüreğiniz yumuşardı. Öyle mi düşünüyorsun Peri? Ben insan olsaydım, benimki yumuşardı. Benimki de yumuşamalı. Sen ki havadan başka bir şey değilsin. Sana bile bu kadar dokunuyorsa halleri, onlarla aynı türden olan ben senden daha duygusuz mu olacağım? Gerçi bana yaptıkları hainlikler içime işledi ama akıl denen o soylu yetiyi kullanarak öfkeme karşı direniyorum. Bağışlama intikamdan daha yüce bir davranıştır. Pişman oldularsa planı uygulamak bir yana artık surat asmaya bile gerek yoktur. Git serbest bırak onları Eriel. Büyülerimi bozacağım. Duygularını geri vereceğim. Kendi benliklerine kavuşacaklar. Gidip getireyim onları. Ey tepelerin, derelerin, göllerin, koruların cinleri ve siz kumsalda iz bırakmadan koşup çekilen, Neptün'ü kovalayan, yükselirken de ondan kaçan cinler. Siz ey yarı kuklalar, çayıra çember çizip içindeki otu koyunları bile yiyemeyeceği kadar ekşiten cinler. Ve siz eğlence olsun diye gece yarısı topraktan mantar bitiren, akşam olunca sevinçten yerinde duramayanlar. Güçlü olmayan efendiler olsanız da bana yardım ettiniz. Öyle güneşini soldurdum, asi rüzgarları göreve çağırdım ve yeşil dalgalarla mavi gök kubbeyi savaşa tutuşturdum. Gümbür deyip duran korkunç gök gürültüsüne ateş verdim ve Jüpiter'in kaya gibi meşesini kendi yıldırımıyla yardım. Yerinden oynamaz gibi görünen yarımadaları dibinden sarstım ve bu mahmuzlarla çamlarla sedirleri kökünden söktüm. Mezarlar bir buyruğumla içindekileri uyandırdı. Ve sanatımın etkisiyle açılıp dışarı saldılar herkes. Ama bu kaba büyüyü bırakıyorum artık. Şimdi gerekli müziği çağıracağım göklerden. Ve onun yardımıyla bu insanların duyularına kalıp verdikten sonra asamı kırıp belli bir derinlikte yer altına gömeceğim. Henüz İskandil ulaşmamış bir derinliğe kitabımı da gömeceğim.
Büyümle çivilendiğiniz yerde durun bakalım. Ah, iyi yürekli Gonzalo, benim gerçek kurtarıcım. Ve peşinden gittiği herkese sadık olan insan. Maddi ve manevi karşılığını ödeyeceğim hizmetlerinin. Sen Alonso, bana ve kızıma insafsızca davrandın. Kardeşin de sana o sıralar yardakçılık etti. Bu yüzden vicdanın sızlıyor şimdi Sebastian. Kendi kanım ve canım. Sen, öz kardeşim, insanlık ve merhameti benliğinden sürüp yerine ihtirası ağırlayan sen. Sebastian'la birlikte burada kralınızı öldürmeye kalkışan sen. İkinizi de bağışlıyorum. İnsan denemezse de size. Bilinçleri kabarmaya başladı. Ariel, mağaramdan etekle korsemi getir. Şu kılığımdan sıyrılıp eskiden olduğu gibi Milano düşesi olayım. Hadi. Hadi Peri, durma. Özgür olmana az kaldı. Seni özleyeceğim Ariel. Ama artık özgürlüğüne kavuşmalısın. Şimdi. İşte karşınızda mağdur Milano Düşesi Prospero. Yürekten hoş geldiniz diyorum. Sen o musun, değil misin? Yoksa sadece bir büyücü hilesi misin, bilemiyorum. Kalbinin atışına bakılırsa etten ve kemiktensin. Seni gördüğümden beri aklımdaki dengesizlik de geçti. Korkarım delilik sarmıştı beni. Bütün bunlar gerçekse arkasında çok tuhaf bir hikaye olmalı. Dük alığından çekiliyorum ve yaptığım haksızlıklar için bağışlamanı diliyorum. Ama nasıl oluyor da Prospero yaşıyor ve burada? Önce soylu dost, ihtiyar bedenini bir kucaklıyor. Böylesine sınırsız ölçüye gelmez namus görülmemiştir. Bütün bunlar gerçek mi değil mi hiç bilemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Size gelince çifte lordlar, eğer isteseydim hainliğinizi hemen açığa vurup majestelerinin kaşlarını çattırmayı bilirdim size. Şimdilik hiçbir şey anlatmıyorum. Şeytan bu konuşan. Hayır. Sen habis ruhlu adam. Ağzıma hastalık bulaşır diye kardeşim bile diyemiyorum. Merak etme, en iğrenç kusurunu bile bağışlıyorum. Hepsini. Dukalığımı da senden geri istiyorum. Gerçi istesen de istemesen de vereceksin. Sen Prospero'ysan nasıl kurtulduğunu ayrıntılarıyla anlat bize. Bizi burada nasıl buldun? Gemimiz battı ve adaya çıkalı daha 3 saat oldu. Orada canım evladım Ferdinand'ı da kaybettim. Buna üzüldüm efendim. Ben de kızımı kaybetmiştim. Kızın mı? Ne zaman kaybettiniz kızınızı? Bu son fırtınada. Ama duyularınız aksıyor olsa da hiç şüpheniz olmasın ki ben Prospero'yum. Hoş geldiniz efendim. Bu mağara benim sarayım. Lütfen içeri bakın. Tatlı lordum, hile yapıyorsun. Hayır sevgilim, dünyayı verseler yapmam. Evet, krallıklar verseler öyle bir yaparsın ki bunun farkına bile varmam. Bu gördüğüm hayal çıkarsa
sevgili oğlumu yine kaybedeceğim demektir. Denizler tehlikeli ama merhametliler. Onlara haksız yere bela okumuşum. Mutlu bir babanın hayır duası üstünde olsun. Kalk ve anlat. Buraya nasıl geldin? Ah, bu harika. Ne hoş yaratıklar bunlar böyle. İnsanoğlu ne de sevimliymiş. Ah, güzelim yeni dünya. Şu insanlarına bak. Bu senin için yeni. Biraz önce satranç oynadın genç hanım. Kim önce bizi ayıran sonra kavuşturan tanrıça mı yoksa? Efendim, o bir ölümlü. Ama tanrının lütfuyla bana ait. Onu seçtiğimde öğüdünü alacak durumda değildim. Yaşamadığını düşünüyordum. Elinizi verin bana. Öyle olsun. Amen. İyi becermiş miyim? Harikaydı Hamarat Perim. Kaliban ve yandaşlarını serbest bırak. Büyü de boz. Herkes kendi canını kurtarsın. Cesaret aslan canavar, cesaret. Çok sevimli. Şu kafamda taşıdığım casuslar doğru söylüyorsa çok hoş bir manzara bu. Setebos hakkı için bu cinler gerçekten müthiş. Efendim çok iyi görünüyor. Ne yazık ki kötü cezalandıracak beni. Lordum Antonio, bunlar ne sence? Para eder mi dersin? Çok muhtemel. Bir tanesinin balık olduğu belli. Bence kesin pazarı vardır. Bu üçü bir olup beni soydular. Ve bir olup canıma kastettiler. Bunlardan ikisini siz tanıyacak ve sahipleneceksiniz. Karanlıklardan çıkma, bu mahluksa bana ait. Canımı çıkartmalılar benim. Bu benim Ayyaş Kahya Stefano değil mi? Linkulu ayakta duramıyor. Böyle turşuya dönmeyi nasıl becerdin? Sizi son gördüğümüzden beri sürüyor turşuluğumuz. Ve galiba artık kemiklerimize kadar işledi. Hey, ne haber Stefano? Dur. Dokunma bana, Stefano değilim ben. Felcim. Adanın kralı olmak istemiştiniz bayım. Çok acılı bir kral olurmuşum. Bunun kadar acayip bir şey görmemiştim. Ben nasıl 3 kere 2 eşekmişim ki bu ay yaşı tanrı sanmışım, bu beyinsiz dangalağa tapınmışım. Git uzaklaş. Hadi yollanın da yükünüzü aldığınız yere bırakın. Çaldığınız yere yani. Efendim, siz majestelerini ve beraberinizdekileri mağarama davet ediyorum. Geceyi orada geçirir dinlenirsiniz. Sabah olunca da sizi geminize götürür, Napoli'ye gideriz. Umarım orada da çok sevdiğiniz yavrularımızın nikahlarını yaparız. Sonra da ben Milano'ya çekilip geri kalan ömrümü orada mezarı düşünerek geçireceğim. Ariel'ım, buraya göz kulak ol. Senin görevin bu.
ve sonra da özgürsün. Where the bee sucks, there suck I. In a cowslip's bell I lie. There I couch when owls do cry. On a bat's back I do fly. After summer, after summer, merrily, merrily, merrily shall I.